Tutuklamalar! Baskılar! Bizi yurdumuz! Gözaltılar! Tutuklamalar! Baskılar! Bizi yurdumuz! Temin edemedik. Açlık grevine girildi. Onun dışında bir çıplak aramaya bir arkadaşımız, bir yoldaşımız çıplak aramaya maruz kaldı. Ve çıplak aramaya maruz bırakan, çıplak aramanın faili polisi teşhir etmemize, polisleri teşhir etmemize, ifşa etmemize rağmen o polis memurları 3 gün boyunca gözaltı sürecimizde bizlere refakat etmeye devam etti. Üçü, ikisi hala daha bugün biraz önce bile arkadaşımızı, çıplak aramaya maruz kalan arkadaşımızı tuvalete götürecek kadar dibimizdelerdi. Bu kadar öleni bir şekilde bize devrimci tutsaklara, devrimcilere göz altında öleni bir şekilde taciz uygulandı. Öleni bir şekilde işkence uygulandı. Biz bunu buradan teşhir ediyoruz ve arkadaşlarımız tutuklandı. Şu an 7 kişi tahliye edildik. Ama arkadaşımız, 9 arkadaşımız tutuklandı. Bu tutuklanmanın temelinin olmadığını biliyoruz. Bunun da nedeni 2 Nisan günü Van halkının iradesi gasp edildi. Van halkının iradesini gasp edemezsiniz diye biz de Van halkına İzmir'den ses verdik. Ve polisin saldırısına maruz kalmamıza rağmen, polisin biber gazlı saldırısına maruz kalmamıza rağmen Seda ve Sibel o gün tutuklandı, ertesi günü. Ve daha sonra bize de 3 gün önce evlerimize baskın yapıldı. Van halkının iradesine sahipleniyoruz. Van halkının direnişine sahipleniyoruz. Van halkının zaferini tutuklamalarla, baskılarla yıpratamazsınız. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Tüm devrimci arkadaşlarımızı alacağız. Şu an Van'ı savunduğu için tutuklu olan İzmir'den Seda ve Sibel ve bugün 9 arkadaşımız tutuklandı. 11 arkadaşımız İzmir'den tutuklu. 11 arkadaşımızı da en yakın zamanda alacağız. Gerçekten bir ders kitabı olarak okutulacak seviyeye geldi. Çünkü her aşamada bir engellemeyle, bir hukuksuzlukla karşılaştık. Daha müvekkillerimizin yakalama aşamasında adresleri belliyken, ikametgahları sabitken, telefonları ulaşılabilirken şafak operasyonlarıyla baskınlar yapıldı. Ve arkadaşlarımızın 3 gün boyunca keyfi uzatmalarla gözaltı sürelerinin uzatıldığını biliyoruz. Bunların hepsini tutanak altına aldık ve gerekli şikayetlerimizin bir kısmını yapıp bir kısmını da yapacağız. Ama biz bugün bu dosyada 2 tane suçtan müvekkillerimiz yargılanıyorlardı. Değerlendirme bunun üzerinden de bir tanesi 2911'e muhalefet toplantı gösteri yürüyüş hakkına, diğeri ise polise mukavemetti. Dosyaları nihayet ifadelere girmeden son dakika adliyenin bütün bilgisayarlarını dolaşarak en son bir tane o CD'nin çalışabilir bir bilgisayarını bulabildik ve ilk kez biz açtık o CD'yi. Oradan da CD'nin izlenmediğine dair bir tutanağımız var. Ve izlediğimizde hiçbir uyarı yapılmadan, anons yapılmadan etrafın çevreli bir şekilde müvekkillerimizin alanı terk etmesine müsaade edilemeyecek bir şekilde bir ablukaya alındıklarını gördük. Ve dolayısıyla burada esas hukuksuzluğun burada gerçekleştiğini işaret ettik. Onun dışında polise mukavemetten 2 polis memuru şikayetçiydi. Bir tanesi basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir durumdaydı. Diğerinin ise parmağının kırıldığı iddiası vardı. Ancak buna dair hiçbir görüntü yoktu. Kaldı ki basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olan o yaralamaya ilişkin de net bir görüntü yoktu. Biz buradan çıkan kararların siyasi kararlar olduğunu farkındayız. Bunların müvekkiller üzerinde bir baskı kurmaya, Van halkının iradesinin hemen akabinde YSK kararını vermişken bütün bunların hepsinin toplumsal muhalefeti dingirleştirmek için yapıldığını farkındayız. Vekillerimiz serbest kalana kadar biz de hukuki mücadelemize devam edeceğiz.